Yatay geçiş zor mu? Şartlar nelerdir? Şimdi yatay geçişi esasında 3 maddede incelemekte yarar var. Birincisi, üniversitenin kendi bünyesindeki yatay geçiş. İkincisi, üniversiteler arasındaki yatay geçiş. Üçüncüsü de karar değiştirme yatay geçişi diyelim. Diyelim ki aldığınız, sınava girdiğiniz seneki taban puanınızla bir başka üniversitenin esasında başka bir bölümünde rahatlıkla kazanabiliyordunuz. O sırada hani bunu düşünmediniz ama ilerleyen süreçte böyle bir karara vardınız. Hiçbir sorgu sual olmadan bu başarı sıranızı veya puanınızı kullanarak girdiğiniz seneki taban puanlarla eş olmak koşuluyla bir başka üniversitenin bir başka bölümüne yatay geçişi yapabilirsiniz. Bunda herhangi bir kısıtlama yok. Şimdi akü zamanı. Üniversitenin kendi içerisindeki yatay geçişte bir takım zorluklar vardır. Nedir bu zorluklar? Öncelikle yatay geçiş bir kontenjan dahilinde yapılır ve bu kontenjan o kadar fazla bir kontenjan değildir. Not ortalaması son derece önemlidir. Sonra üniversite dahilindeki başvuran adayların tabii ki not ortalamaları önemlidir ve orada da bir sıralama yapılır. Ve kontenjan kaç kişi ise yüksek puanla birinci yılın sonunda veya ikinci yılın sonundaki en yüksek puanla işte 2, 3, 5 kişi bu yatay geçiş hakkından yararlanabilirler. Şimdi üniversiteden üniversiteye yatay geçiş yapmak istediğinizde üniversitenin kendi içerisinde eşdeğer bölümler arasında yatay geçiş yapılabiliyor. Ama üniversiteler arasında siz yatay geçiş yapmak istediğiniz zaman okuduğunuz daldan ancak okuduğunuz bir dala yatay geçiş yapabilirsiniz. Bir de orada rakip sayısı Türkiye genelinde olacaktır. Yani Türkiye genelinde mesela kontenjan açılacak ama bu Türkiye genelindeki kontenjan fazla açılmaz. En fazla bir veya iki öğrenci adaylı açılır. Ve Türkiye genelinden oraya başvuran adaylar da bu sefer yüksek puandan not ortalamasına göre küçük puana doğru sıralanır ve en baştaki bir veya iki öğrenci alınabilir ve orada şu kural da vardır. Üniversite diyebilir ki ders programı veya müfredat benimle şey yapmadığı, eşleşmediği için şu üniversitelerden ben öğrencileri almıyorum da diyebilir. Yahut da İngilizce okuyorsunuz. İngilizce yine bir başka bölüme başvurmak istiyorsunuz. Tekrar sizi İngilizce sınavına sokacaktır. Bunlar tabii ki dikkate alınması gereken özelliklerin başında geliyor.